Evet arkadaşlar, Reading Mexico's Day of the Dead. Evet, Meksika'nın Ölüler Günü. Match the words on the left with the meanings on the right. Evet, pumpkin demiş, E ile açıklama yapmış. A large, round, orange fruit. Geniş, dairesel ve turuncu meyve. Kostüm arkadaşlar, kostüm. Nasıl açıklarız kostümü? Bakalım, a set of clothes. Bir elbise, giysi seti yani türü. Specially worn at Halloween. Özellikle var ya giyinme fiili wear. Onun arkadaşlar üçüncü hali yani pasifleştirilmiş at Halloween. Evet, özellikle Cadılar Bayramı'nda giyilen diyor. Değil mi? Giyilen. Ya, edilgen yapmış bunu. Trick or treat. Verb hali. Fiil hali arkadaşlar. Trick of treat fiil hali. Bakıyoruz. To ask for candy during Halloween. Evet. Yani böyle çocukların kapıları tıklatıp şeker istediği olay. Şaka mı, şeker mi gibilerinden. Cadılar Bayramı esnasında şeker sorma hali olarak açıklamış. Celebrate. Verb. Fiil değil mi? Kutlamak arkadaşlar. Celebrate. Celebrate'e bakıyoruz arkadaşlar. Age. To remember a special day with other people. Evet, kutlama. Kutlamayı nasıl yapmışız arkadaşlar? Anma, kutlama. Remember, hatırlama. Ne? A special day. Bir özel bir öteki insanlarla birlikte özel bir günü hatırlama. Traditional arkadaşlar. Traditional diyelim. Geleneksel olan bu kelime. Geleneksel anlamdaki bu kelime aklınıza gelmedi. Being done in the same way for a long time. Bu açıklaması daha güç. Yapılmak nasıl? Way for a long time. Uzun bir süre aynı şekilde yapılan diyor. Yani geleneksel öyle. Evet, skull arkadaşlar bakıyoruz. Skull, the bones inside a person's head. Evet. Kişinin kafasındaki kemik diyor. Kafasının içindeki kemik. Evet, doğru. Cemetery arkadaşlar, cemetery bakalım nasıl açıklamışız? A place where dead people are buried. Evet, bury Y ile yani Y ile bittiğinde yalın hali gömmek. Ama buried burada edilgen oluyor. İnsanların ölü insanların gömüldüğü yer. Ölü insanların gömüldüğü yer. Ölü insanların gömüldüğü yer. Nerede ölü insanlar görünüyor ama ölü insanların gömüldüğü yer. Spirit neydi arkadaşlar? Spirit ruh demekti değil mi? Spirit. Bakıyoruz hemen the soul ruh. Or ghost veya hayalet of the dead person. Ölü insanın diyor. Değil mi? Evet. Hemen buraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne var ne yok. Use the above the verbs to complete the sentences. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamla. Use plural forms and past tense if necessary. Gerekirse plural forms. Çoğul formunu veya geçmiş zamanın halini, geçmiş zamanını gerekiyorsa kullan diyor. My grandfather prefers to do things in traditional ways. Benim büyük babam tercih edermiş. Ne yapmayı? İşleri yapmayı. Things burada işler olabilir. İşler işte bütün geniş her şeyi kapsıyor. Ne yolla? Geleneksel yolla. Evet. Last week arkadaşlar bak last week my son's birthday. Yani oğlumun doğum günü kutlarım değil mi? Celebrated olur değil mi? He is 3 years old. Şimdi 3 yaşındaymış. Celebrated kutlamak. Bu doğum gününü kutlarız. Stephen wore a very scary ikinci hali giymek bilin. Wore a very scary çok korkunç bir ne giyer? Tuvalım parti Cadılar Bayramı'nda çok korkunç ne giyer arkadaşlar? Tabii ki kostüm. Değil mi kostüm? Ne sizin beyninizi korur? Your arkadaşlar skulls. Değil mi? Yani kafatası. Moths, kids, birçok çocuk. Love to, neyi sever arkadaşlar? Trick or treat. Değil mi arkadaşlar? Trick or treat çok sever. Many people like to cut scary faces in Halloween. Birçok insan korkutucu yüzler, Cadılar Bayramı'nda korkutucu yüzler kesmeyi sever. Yani balkabağından korkutucu yüzler yapıyorlar ya arkadaşlar. O yüzden burada ne deriz arkadaşlar altıya? Pumpkins. In Halloween, pumpkins. Pumpkins. Do you believe that we can talk to of the dead people?
Ölü insanların nınınıyla konuşabileceğimize inanıyor musunuz diyor. Nesiyle arkadaşlar? Spirits, ruhlarıyla diyebiliriz değil mi? Ruhlarıyla. Spirits are located in or near churchyards. Birçok şey nerede yerleştirilmiştir, kurulmuştur? In or near, içinde veya yanında neye? Kilise alanının, kilise bahçesinin. Birçok ne arkadaşlar? Tabii ki cemeteries, birçok mezarlık, kilisenin yanında veya bizde işte, bizde pek camilerin yanında her zaman olmuyor ama ne oluyor? Bizim özellikle mezarlıklarımız oluyor. Eskiden belki oluyordu ama şimdi öyle olma imkanı olmuyor şehir ortasında. Evet arkadaşlar, bu parçayı güzelce okumuştuk. Bu boşluk bırakma kısımlarını yine size bırakıyorum. Ve ben şu alıştırmaya geçiyorum. True ve false'a geçiyorum arkadaşlar. True and false. How much do you understand? Ne kadar anlıyorsun? Bakalım bakalım ne kadar anlamış. The article is about Halloween in Mexico. Arkadaşlar bu parça Meksika'daki cadılar bayramı ile ilgili mi? False. Hayır. Değil mi? Ne ile ilgili arkadaşlar? Mexico's Day of the Dead ile ilgili değil mi? Everyone in Mexico celebrates the Day of the Dead. Meksika'daki herkes ölüler gününü kutlar diyor arkadaşlar. False, doğru değil. Özellikle de Güney Meksika'daydı değil mi arkadaşlar? Central, yani merkezi ve Güney Meksika'da herkes değil. Food is an important part of the celebration. Yiyecek kutlamanın önemli bir parçasıdır. True, doğru. Yemek yapıyorlar, şeker, ekmek pişiriyorlar özel. Most people leave the cemeteries in the morning. Birçok insan sabahleyin mezarlıkları terk eder. Doğru mudur arkadaşlar? Bu da doğru. Sabaha kadar duruyordular. Until morning diyordu hatırlarsanız. The Day of the Dead is very scary time for the most Mexicans. Birçok Meksikalı için ölüler günü çok korkunç bir vakitmiş. Hayır arkadaşlar, bu dünyanın diğer kalanları için öyle ama bizim için, onlar için öyle değil. Değil mi arkadaşlar? Onlar için öyle değil. Bu öteki ülkeler için geçerli. Kids, listen to stories about people who have died. Who have died. Present perfect kullanmış. Ölenler için diyor. Ölenler hakkında çocuklar hikayeler dinler. Ölüler hakkında hikayeler dinler. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Evet. Şimdi şurayla bitirelim arkadaşlar. Discuss the following question with your classmates. Sınıf arkadaşlarınızla takip eden soruları ne yapın? Tartışın. How are Halloween and the Day of the Dead similar or different? Evet, Cadılar Bayramı ile Ölüler Günü arasında ne kadar benzerlik var? Nasıl kadar benzer veya farklı? Does Mexican's Day of the Dead sound scary to you? Why not? Ölüler Günü, Meksikan Ölüler Günü sizin için ürkütücü mü? Korkunç mu? Neden değil? Do you think it is a good idea to remember people who have died? Sizce ölü insanları hatırlamak iyi bir fikir mi? Niçin? Niçin değil? Çok güzel sorular arkadaşlar. Bunları kendinize cevap vermeye çalışabilir ve akabinde parçadan esinlenerek bir şeyler yazmak isteyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Evet, bu sitemizden de ne yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çıktı alıp çalışmayı bizzat siz de üzerinde yazmayı unutmayın. En sağlamı, en güzeli de odur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim buradan. Haftaya bambaşka bir bomba bir derste, bambaşka bir ilginç bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.